Merhaba arkadaşlar, Mecide Gamer kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Empire Total War'da Osmanlı İmparatorluğu'nda rehber videosunda 3. videodayız arkadaşlar. Evet, öğrenmeye çalışıyoruz bakalım. Şimdi en son neler yaptım onlardan başlayayım arkadaşlar. En son hükümette ulusal özet, ilkeler, bakanlar işte bunları anlattım. Ticaret olayını anlattım. Diplomatik ilişkiler anlatıldı. Ondan sonra şimdi de araştırma ve teknoloji bölümünde kaldık. Şimdi araştırma ve teknoloji bölümüne geçmeden önce şunları söylemek isterim. Ben bu videoyu emek veriyorum. En ince ayrıntısına kadar anlatacağım. Savaşlar bölümünü belki çekmeyebilirim. O konuda emin değilim yani. Ve bir de devamlı üzerime aynı tişört var. Neden? Çünkü aynı gün içinde bu üçüncü videom, üç video çektim. Bitirmeye çalışıyorum bir an önce. Yani stok video olarak yapıp bitirmeye çalışıyorum. O yüzden yorumlarınızı fazla göremiyorum. Birinci bölümde demiştim. Eksiklerim, yediklerim olunca söyleyin ama böyle oldu. Yani aradan hemen çıksın istedim. Öyle. Yani ayrı ayrı video içinde tişört giymeme gerek yok herhalde. Onu da şimdiden haber vereyim. Saat şu an 2'ye geliyor gece. Ben de biraz lambayı açtım. Belki değişiklik olur diye. Şimdi hemen vakit kaybetmeden geçelim arkadaşlar. Araştırma ve teknolojiye geldiğimiz zaman. Şimdi siz herhalde şu araştırma ve teknolojinde bir bölüm göremiyorsunuz. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle bir geri gelelim. Tabi gelebilirsek. Ultra hızlı bilgisayarım olunca. Şöyle kenara alalım. Tamamdır baba. Evet, gördüğünüz gibi geçtik. Bir saniye gelsin. Geldi. Şimdi Konya'da bir tane okulumuz var. Gördüğünüz gibi bir tane de araştırmacımız var. Konya'daki okulu bulamazsanız, mesela Konya'yı bilmeyen bir adam şuna bastığı zaman direkt şunu görecektir. Evet, burada dediğim gibi askeri, mühimmat ve denizcilik alanında askeri teknoloji olarak bir bölümü olarak sayıyor. Sanayi teknolojilerinde ziraat, metal ve tekstil sanayisi olarak 3 bölüm olarak ayrılıyor. Bir de felsefe olarak felsefik düşünceler, deneycilik, toplumsal sözleşme, fizyoloji, faydacılık, becaiş hükümet. İşte bunların sağ tıkladığın zaman sana tek tek söylüyor abi geçmişini. Cart curt her şeyi söylüyor. Şimdi araştırma ve teknolojide. Teknolojide geri kalmamanız lazım. Ülke olarak başka devletlere karşı askeri olarak güçlü olmanız lazım. Askeri olarak güçlü olmanız için teknolojide ilerlemeniz lazım. Yani büyük devleti bunu gerektirir. Şimdi araştırma ve teknolojide koskoca imparatorluk olarak bana sadece bir tane okul yetmez arkadaşlar. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bir tane okul Konya'da var ya. Dartmouth'da tabi 1783 yılında ayrı bir mod var. O da şurada bir tane daha okul var. Yani dolu oynadığım için o okulu yıkın. Her bir vilayette özellikle şöyle 4-5'erli vilayet olmasını seçerim. Neden? Çünkü burada mutluluk binası var. Okulu daha çok geliştireceğiniz için mesela şu daha fazla daha hızlı teknoloji araştırıyor. Bunun bir de daha üstü var. Onu şimdi göstereyim. Şöyle göstereyim abi. Bir de bunun üstü var. Bir de bunun daha üstü var. Modern üstü. Bu modern üniversiteyi sadece başkentlerde yapabiliyorsunuz bu arada. Böyle bildiğiniz her üniversitede yapamazsınız. En üst üniversite normal vilayetlerde geleneksel üniversite olarak bunu yapabilirsiniz. Tabi üniversiteler büyüdükçe mutluluklar biraz daha mutsuzluklar biraz daha artıyor. Bunu da tabi ileride rejim değişikliğine götürebilir ama benim size tavsiyem mutlak monarşiden ayrılmamanız. Rejim değişikliğine nasıl yapılır? Onu da söyleyeyim. Sadece İstanbul hariç bütün her yerin vergisini kapatırsanız, bakın mutlu olur hemen. Ben daha ona gelmedim. Oraya geleceğim. Şimdi anlamayanlar olabilir. Sadece İstanbul'da olursa İkinci turdan sonra üçüncü tur ise çıkacak. Şurada bir ordu verilecek. Orada direkt tur sonunda buraya gelecek, buraya saldıracak. Ondan sonra rejim değişecek, padişah indirecek. Ondan sonra
Cumhurbaşkanlığı gibi bir şey işte ya. Yani bizim kabine sistemi gibi bir şey. Başkanlık sistemi değil de kabine sistemi gibi bir şey. Öyle işten çıkacak arkadaşlar. Şunu geri düşüreyim abi. Şöyle yapayım. He. Evet, öyle. Şimdi araştırma teknolojiye geldiğimiz zaman dediğim gibi bir tane okulumuz koskoca imparatorluğumuza, özellikle Osmanlı İmparatorluğu ve diğer büyük devletlere yetmez arkadaşlar. O yüzden bir Ankara'da, iki Şam Suriye bölgesindeki şu bölgeyi yıkarak, şöyle yıkarak bir tur sonra açılacak. Şu yıkma işareti, şu geliştirme işareti zaten pek aşırı şey değil, zor değil. Bir de Bağdat'taki şu medreseyi yıkarsın. Yani medreseyi yıkmak bir değişik gelebilir gözünüze ama zaten burası %100 İslam. Medrese şey demek. Buradaki halkı İslam'a çeker. Halk zaten İslam. İslam'a çekmiş bir halkı neye İslam çekersin? Hani şöyle düşünmeyin. İslam coğrafyasında bir caminin olması iyi bir şey ama teknoloji olarak da gelişmeniz lazım. Ya da camiyi de şey yapamayabilirsiniz. Okul yerine okula yapamıyorsun ya, şunu da yıkabilirsin. Fark eden bir şey yok. O şöyle bir şey. Mesela burada yüzü İslam. Burada camiye gerek yok. Tabi her yerde camimiz olması lazım. Bunu oyun, yani yanlış anlaşılmasın herhangi bir şekilde. Ben Müslümanım. Çok şükür İslamiyet'i benimsiyorum. Allah'ıma, kitabıma, peygamberime inanıyorum. Hiçbir şekilde dinsizlik olarak inanılmasın. Bu bir oyundur. Yani herhangi bir şekilde yanlış yere çekilmesine gerek yok. Yani çok saçma bir şey bence. O yüzden şunu da yapabilirsiniz. Ses sıkıntı yok ama bu geliriniz biraz daha düşer. Tabii ben cami yıkmak istemiyorum derseniz genelde sıkıntı yok. Mesela burada bir okul var. Buraya bir tane de okul yapmanız yerine şu cami yıkmanız lazım ama yıkmayın. Bence o caminin burada olması bence güzel bir şey. Hani oyuna göre düşünüyorum. Gerçek olarak düşünmüyorum. Oyuna göre söz konusu söylediklerim olduğunu söyleyeyim. Evet, bir de Bağdat'a, Anadolu'ya, Ankara'ya, Şam'a, bir de Mısır bölgesine. Mısır'daki şunu yıkmayın, şu mutluluk verir. Kahvehane ve Türk hamamı olarak mutluluk verir. Daha buraya geleceğim. Şunu yıkabilirsiniz. Tamam, ben yıkayayım yine de abi. Sen şunu da yık. Şunu da yık. Hadi şu camiyi yıkmayayım. Ya normalde caminin yıkılması herhangi bir şekilde bir sıkıntı olmaz. Onu da söyleyeyim. Bir de Ankara. 4 tane yeterli. İkişer tane hoca çıkacak. Toplam 6 tane olacak. 2, 2, 2, 2 diye. 2, 4, 6, 8 tane. 8 tane mi çıkacak? Bilmiyorum ama onu. Ya 8 ya 6'ydı arkadaşlar. 8'di herhalde. 8'di, aynen 8'di. Evet, araştırma ve teknolojinde devam etmek gerekirse, şimdi ilk önce bunlara gelmeden önce şunlardan bahsetmek isterim. Mesela bu 5 tane yer. Kışla Topçu Atölyesi, Bey Köşkü, yani bu Bey Köşkü hem gelir arttırır hem bölgedeki baskıyı arttırarak halkın mutlu olmasını sağlar hem de askere alım hacmini arttırır. Mesela bunda 3 birim yapabiliyorsan bunu biraz daha düşüyor ve kötüler de yapılabiliyor. Mesela Suriye'de değişiklik oluyor. Mesela şöyle diyelim. Anlamadınız. Burada çöl savaşıyla çıkartabiliyorsunuz. Şu Anadolu'ya geldiğimiz zaman bir saniye. Çöl savaşı çıkartamıyorsunuz. Gördünüz ki başı bozuk çıkartabiliyorsunuz. Yani bu bulunduğu coğrafyaya göre değişebiliyor arkadaşlar. O yüzden herhangi bir şekilde sıkıntı yapmaya gerek yok. Her türlü ordu çıkabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi Ankara değil de biz kendi başkentimiz olarak düşünürsek burada 6 tane var. 1. Büyük Babıağaç binası. Bu daha da mutluluğu arttırır. 1. Bunun biraz daha büyüğü var. Babıağaç diye. Şimdiki normal Babıağaç. Bunun bir de Babıağaç'ın Babıağaç'ı var. Bunun Babıağaç'ın Babıağaç'ı düşünürsek bölgedeki baskıyı arttırır. Bu en yüksek şey bu arada. Seviye bu arada. Bu başkentlerde de böyle. Mesela şu. Şunun biraz daha üstü var. Londra'da var mı bilmiyorum ama. Şöyle gibi bir şey. Yani bunun biraz daha üstü. Şu yanlar yapılmış bu şekilde. Yani şöyle bir şey. Biz İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu olarak düşünürsek.
Bu Babıali'nin de Babıali'si var. Hani üstün düşsün. Yani şöyle. Etkileri böyle arkadaşlar. İlk önce bölgedeki baskıyı sağlayarak halkın mutluluğunu sağlar. Vergileri arttırır. Vergi gelirine teşvik sağlar. Askere alım hacmini arttırır demiş. Bu pek önemli değil. Kışlaya geldiğimiz zaman bunun biraz daha düşüğü var arkadaşlar. O da şu. Hiç yapılmamış hali. Kışladan başladım. İlk hiç yapılmamış hali bu. Bunda sadece birer tane yapabiliyoruz. Mesela şöyle. Bir tane çöl savaşı yapabiliyoruz. İkincisini öbür tur bekleyeceğiz. Değil mi? Bu hiç yapılmamış halini diyorum. Bakın hiç kışta yok. Kışta yapılmış tek bir yer var mı? Ankara'da vardır. Heh. Kışta yapılmış hali. Şimdi mesela başbası diyelim. Birincisini bir de yapıyoruz. Bir tane daha yapabiliyoruz. İki tane aynı anda yapabiliyoruz. Tabi bu kışlalar artınca şöyle geri silebiliyoruz. Kışlalar artınca askere alımı arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Yalnız askere alım da öyle kafanıza göre devamlı aynı bölgeden yapmanızı isteyemez oyun. Bir süre sonra hata verir. Şurada der ki artık bu askeri çıkartamazsınız. Nüfus yok. Nüfus meselesi. Yani bir bölge var. Bölgenin başkenti Ankara. Ankara'nın nüfusu, hatta girmişken onu da anlatayım. Şimdi Anadolu bölgesi, ya da oraya gelmeyeyim de en son anlatayım arkadaşlar. Bir saniye, bütün konuları anlatacağım, hiç merak etmeyin. İmparatorluğu orada bilinmeyen her şey anlatılacak. Şimdi dediğim gibi kışlaları arttırabiliyorsunuz burada. Talim mektebi, onun da üstü harp okulu, onun biraz daha üstü, onun biraz daha üstü. En sonunda işte Nizam-ı Cedidler var. Şunu buraya koyamıyorsun sağ tarafa ama ben görünüyorum şu an. Nizam-ı Cedidler var. Bunun piyadeleri var. İşte şu Belikenişileri var. Onlar oynaya oynaya zaten öğrenirsiniz. O konuda sıkıntı yok. Askeri teknoloji de bunu geliştirip bunu geliştirirseniz bu size süvari verir. Şu süvarilerden. Sonra bir de şunu veriyor. Bakın bu kademeli kademeli. Çizgiyi görüyorsunuz değil mi? Bunu yapıldıktan sonra şu. Kare çizilme. Yani bu teknolojiler gerçekten önemli. Şimdi bu askeri teknolojilerde önemli teknolojiye söyleyeceğim. Şu iki teknoloji önemli. Şu kare dizilimi önemli. Şu askeri müfredat önemli. Avrupa kuramı. Saf ateşi. Saf ateşi savaşın içinde askerlerin sırayla ateş etmesini. Mesela 4'er 5'er sırayla asker diziliyor diye düşünün. Böyle arka arkaya düzenli bir şekilde, disiplinli bir şekilde dizildiğini düşünün. İlk önce en öndekiler ateş ediyor. Saf ateş teknolojisine sahip değilseniz ama. Ama arkadaki askerler yerini dolduruyor öndeki ölen askerleri. Saf ateş teknolojisine sahipseniz öndekiler ateş ediyor, eğiliyor, arkadakiler ateş ediyor. O eğiliyor, arkadakiler ateş ediyor. Saf ateş teknoloji bu yüzden önemli teknoloji. Hat piyadeler için saf ateş talimini etkinleştirir. Piyade bakım masraflarını azaltır demiş. Tabi bunlardan bir maliyeti var. Bunun 4 ama bunun bayağı bir fazladır. Tabi bu sırayla aşılacağı için bu şeyler artar. Asker araştırmacılar ne kadar fazlaysa o kadar sizin içiniz. Ama 3'ten fazlası aynı olarak şey yapıyor. Mesela ben bu bir tane araştırmacı var ya bunun içinde. 2 olunca bu 3'e düşüyor. 3 tane araştırmacı olunca 2'ye diye düşüyor diye biliyorum. Daha düşüğü olmayan 3'ten sonra 4'üncüyü de eklerseniz halen 3 oluyor. Hani değişen bir şey olmuyor. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Hocam demişim. Şimdi kışta bu kışlalar sırayla şu teknoloji araştıra geliştirilebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynen böyle. Şimdi mühimmatta da aynen böyle. Teknoloji araştırarak geliştirebiliyorsunuz. Avrupa kuramı önemli demiştik. Saf ateşi, elmas dizilimi önemli. Tabi bunların her şeyi önemli. Her şeyi araştırmanız sizin için daha önemli olacaktır arkadaşlar. Denizcilikte de aynı şekilde. Denizcilikte de şu çok önemli. Ondan sonra bu önemli. Kurutma. Sonra bu önemli. Bu önemli. Lim suyu ve tarağın tuşusu. Çünkü Bahriye Hastanesi yapıyor. Siz göremiyorsunuz belki de. Evet onu yapıyor. Ondan sonra yivi topla. Yani bunlar hepsi teknolojilerin her şeyi kıymetlidir arkadaşlar. Bu diğer teknolojiler de önemlidir. İstediğiniz teknoloji yapabilirsiniz. Bakın şurası beyaz. O teknoloji ben yapamıyorum. Tıklıyorum bakın. Ama şunu yapabiliyorum. Şunu yapabiliyorum.
şu teknolojiyle yapamıyorum. Bu teknolojiyi neden yapamıyorum? Bu binalardan sahip olmamanızı gösteriyor. Bu göstermiyor şu anda. Şu binalardan sahip olmadığınızı gösteriyor. O binadan sahip olun, hemen bu teknoloji yapabilirsiniz. Sonra bunları yapabilirsiniz. Şu teknoloji önemli çünkü yolları yapıyorsunuz. Şuradaki yollar. İlk önce temel yollar. Sonra taş tözüğü diziyorlar. Sonra da asfalt diziyorlar arkadaşlar. Tabi bu temel yolların da düşüğü var. O da neredeydi? Şurada bir yerdeydi. Bulgaristan'da mıydı? Hiçbir yol yok. Polonya'da mıydı? Bir yerdeydi ya. Ha, Ermenistan'daydı, pardon. Ermenistan'da gördüğünüz gibi hiçbir yer yok. Yani yol yok. O yüzden bu ölçü aletleri yol için önemli. Beton yollar. Siz göremiyorsunuz şu an. Şimdi şunlar da önemli ama ben ilk önce şunu araştıracağım. Tıpa süngüsünü. Zamanla oynaya oynaya öğrenirsiniz arkadaşlar. Hiç sorun etmeyin. Teknoloji de bu şekilde. Herhangi bir şekilde aklınıza takılan varsa sorabilirsiniz yine de. Listeleri anlatmıştım. Ordular, filolar, gemiler yani. Bölgeler, bölgelerin mutluluğu, mutsuzluğu söylüyor. Bir de görevliler. Alim var. Haşhaşi varmış. Haşhaşi şu işe yarıyor. Haşhaşiler yani casuslar bir bölge mesela bura bizim Ermenistan Revan bölgesi. Karşı tarafta Tiflis, Gürcistan. Sağ tıkladığınızda suikast düzenliyorsunuz. Bunun içinde komutanlar var. Ordunun içinde komutanlar. Şu komutan mesela. Bu komutanı öldürebiliyorsunuz. Bir saniye. Şu şeyi kapatayım arkadaşlar. Yani şunu yana doğru çevireyim. Şöyle yaptığımız zaman şunu da düşürelim. 17 dakika olmuş. Tamam, önemli değil o. Şimdi geri dönelim. Gelsin. Yani oynaya oynaya öğreneceğiniz bir oyun. Çok zor değil. Şimdi Haşhaşilere geldiğim zaman Haşhaşiler sağ tıkladığınızda ordu komutanlarını öldürebilir. Burada yüzdesi var. Öldürebilir, başarı olasınız. Başarı olasınız. Mesela bunun öldürme oranı daha yüksek. Bakalım öldürebilecek mi? Ya da dur, en sona bakalım onu. Sonra kundakta var. Şu binayı yani şu kışlayı kundaklayabilirsiniz. 18, %18, %100'ün arasında 18 başarı olasılığı. Şuna bastığınız zaman kundaklıyor. Bir de içeri gir var. %71 olasılığıyla. İçeri girme şöyle bir şey. Ordu var bunun içinde. Yumuşak işareti demişim. Soru işareti var. Soru işaretini kaç birim askeri var, ne kadar var göremiyorsun. Ama içeri sız dediğinizde bunu soru işareti var da yine. Girdi içeri. Göre başarılı demiş. Bakın iki tane şey varmış. Araştırmacı varmış. Bir tane casusu varmış. Bakın 40 40 40. Gördüğünüz gibi asker sayısında görebiliyorsunuz. Şunları zaten görebiliyordunuz. Şimdi suikast düzenine de burada komutanları öldürebilirsiniz. Mesela %36'lık oranla bakalım öldürebilecek mi? Ha, bu tur öldürmüyorsa o zaman öbür tur öldürecek. O yüzden sen şöyle çık. Görevlere geleceksiniz. Şöyle çıkacak. Heh. Bakın bu işaret. Şu işaret bayrak sallanıyor. İçinde ordu var demektir. Şu gri işaret garnizon bulunmaktadır. Üstündeki işaret normal ordular. Onu da boş tarafları alabilecek kısımlar. Bu şeyi ibreyi doldurabilirsiniz yani. Mesela şunda garnizon biraz daha düşük. Tabii bunu da biraz daha doldurabilirsiniz. Doldurabilirsiniz kısmında şu. İki tane var. Bundan 20 tane koyduğunuz zaman bura komple şu sarı olacak. Şu sarı işaret var ya. Sarı ibre olacak. Şu ne kadar asker koyarsanız bu garnizon dolacaktır arkadaşlar. Neyse. Gelelim. Bu casus öbür tür işi yapacak. Şimdi askerlerimizi yönlendirelim. Sen askerimiz bunu Bağdat'a çevirelim, götürelim. He, donanmalarımız var. Donanmalarımız da şöyle bir getirelim abi. Gelsen şöyle. Hızlı bir şekilde görüyorsunuz. Space'e bastım, yavaşlandı bak. Bakın, Space'e bastım, yavaşlandı. Yavaşça gidiyor ya. Space'e bastım, hızlandı. Bakın, bütün gemileri aldı. Yalnız bir tane gemi boş yeri kaldı.
O da ayarlarda, ya şu ayarlarda değil de, şu ayarlarda değil de normal oyunun kurulu olduğu yerde bir ayarları var. Onu ben ileride belki video çeker miyim bilmiyorum ama orada ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani o konuda sıkıntı yok. Heh, yoruldum. Şimdi onu yani şu şeyi azaltabilirsiniz. Yani şunu komple doldurabilirsiniz. Mesela şimdi burada 5 tane var ya, 6 tane olabiliyor. 6 tane olunca full ölüyor. 6'dan sonrasını alamıyorsunuz. Ama o ayarlarda o küçük bir şeyi var. Onu düzelttiğiniz zaman bunu 20 tane alabiliyorsunuz. Yani o sıralamayı, o şeyi diyeyim, tek çatı altında toplamayı daha kısa bir şekilde, daha çok bir şekilde diyeyim, halledebiliyorsunuz. Öyle. Mesela şu çok büyük bir gemi gibi gözükmesin. 3 tane gemi var. Vaziyet öyle. Burası da böyle. 20 dakika olmuş. Biraz daha anlatayım. Şimdi başka ne anlatayım? Ne anlatayım? Başka anlatılacak bir şey yok. Ben bir o şeyle yapayım. Heh. Anlatılacak var daha bir şeyler. Şimdi. Başkentte 6 tane yapılabilecek yer var. Kışlayı geliştirebilirsin, babaali geliştirebilirsin. Bu mutluluk veren demek. Mutluluk veriyor. Halka mutluluk veriyor. Bunu arttırdığın zaman daha fazla mutluluk veriyor. Gördünüz mü? Artık iyi oldu. Bu deniz ile ilgili şu araştırmaları açıyor. Mesela şu an şunlar kapalı ya. Şunu kurduğun zaman şunlar açılıyor. Öyle ama 1500 altın demiş herhalde. Evet. Ondan sonra topçu atölyesini arttırabilirsin. Bir de sur var. Surun ilk önce böyle düz bir şekilde oluyor. Onu savaşta görürsünüz, şimdi burada göremezsiniz. Bir de surun da arttırılmış hali var. Yıldız bir şekilde, kocaman büyük bir şekilde onu da arttırabilirsiniz. Bu da sorun değil. Dediğim gibi bunları buradan geliştirebilirsiniz. Ben buraya mesela, buraya değil de şuraya bir tane mutluluk veren bina yapmak istiyorum. Bir de şurada varmış aslında da. Bağdat'ta yapayım. İran'a karşı Eren savaşabiliriz. Şöyle şuradan da bir geliştireyim. Bu niye seçmiyor? Heh. Tamam. Yunanistan'da ne yapalım? Şuraya geliştirelim. Mutluluk versin. Ama buraya geliştirmeye gerek yok da. Bir saniye. Şuraya bir kışla yapsın. Şurada şuraya geliştirsin. Sofya'daki ordumu şöyle çekebiliyorsunuz. Mesela bunun içinde ordu varsa büyük bir bayrak gözüküyor. Ordu yoksa şöyle bayrak gözüküyor. Küçük bayrak gözüküyor. Gördünüz mü? Şu dönen işaretler burada bir şey geliştirebileceğinizi söyler. Bu dönen işaretler bu binayı geliştirebileceğinizi ve bu binayı yapabileceğinizi söyler. Ama bu binayı yapabileceğinizi genellikle şu dönen işaretli olanı söylemez. Bunun üzere geldiğinizde paranız olduğunda, mesela 4000 altın istiyor. 4000 altınla yapabilirsiniz. Öyle. Ben bu orduyu şöyle getirmek istiyorum. Orduya da daha geleceğim. Ama onu öbür bölüm gelmek istiyorum. Girmedi değil mi? He. Bunun girmemesi demek. Şimdi. Dur, buna geleceğim. Bu girmedi ya mesela. Ben bunu buraya yolladım. Kapının önünde durdu. Bazen girmiyor, bazen giriyor. Hareket kabiliyeti olunca giriyor. Hareket kabiliyeti olmayınca girmiyor. Mesela şu hareket kabiliyetlerinden bahsediyorum. Girmedi ya. Şimdi bu içindeki askerleri şunlarla birleştirin arkadaşlar. Sonra şunu da şöyle geri birleştirin zaman geri içeri girer. Yani normalde girmeyen bir şey giriyor. Bosna'daki askerimiz de şuraya kadar gelemeyeceğine, bir sonraki turu geleceğine göre gerek yok. Bu imamımız burada dursun arkadaşlar. Ben şimdi şey yapacağım. Seni yıkacağım. Oraya ticaret limanı yapacağım. Ben oraya da daha geleceğim. Daha çok gelecek yerlerim var. Yoruldum da aslında. Şimdi bakanlara geldik. Daha tur bile atlamadık yani. Bırak şeyi. Şimdi şurayı geliştirelim. 300 altın hiçbir şey bence. Burada mutluluk veren bina var. Ben nereye atlamıştım? Ordu vardı. Orduyu öbür bölüm anlatacağım. Başka neyi var? Başka tur geçiminde nelerle karşılaşabileceğimi sorunlar var. Ya da yapabilecek bir şeyler var. Başka neler var abi? Şöyle bir düşünüyorum. Diplomasi de şu ticaret, başka devlete de ticaret yapayım.
Büyük Britanya ile. Ha, ben burayı anlatmadım değil mi? Şimdi biz bu müttefik diplomasi penceresini anlatmıştım ben. Herhalde önceki bölüm olması lazım, hatırlamıyorum. Şimdi müzakerelere başlat diyebilirsiniz bunlarla. Ticaret, müttefiklik, resmi hediye takdim et, savaş ilan et, askeri geçiş hakkı, bölgeler alıp verme alışverişi. Bu bölgeleri pek yapay zeka sevmiyor. Mesela şöyle bir şey. Büyük Britanya senden Anadolu'yu istemeyi çok sever. Versen seve seve ister ama sen dünyalarda versen sana şu küçücük adayı, değil şu küçücük adayı, Cebeli Tağı desen ki sana 1 milyon akçe veriyorum, şunu veriyorum, bunu veriyorum desen vermez. O kadar kıymetlidir yani. Ama alışverişte takasla makas da verebilir. O da doğru. Şimdi ben Büyük Britanya ile ticaret yapmak istiyorum. Ticaret anlaşması talep et dediğim zaman bu benim sol taraftaki tekliflerim. Sağ taraftaki pardon, nasıl da şöyle yapalım. Ben karşı taraftan askeri geçiş talep etsem şunu seçeceğim, kabul et diyeceğim. Bunlar benim tekliflerim, yani istediklerim. Bunlar da karşı tarafın talepleri. Sağ taraf karşı tarafın talepleri, sol taraf bizim tekliflerimiz. Yani sol benim bu tarafa doğru konuşum, sağında benim bu tarafa doğru konuş. Hani öyle düşünebilirsiniz. Talep teklif diye düşünebilirsiniz. Şimdi ben ticaret teklif etmek istiyorum. Bakalım kabul edecek mi? Bir teklifname göndermek var. Mesela elçi yolluyorsun. İlk elçilik tabi. Ne zaman yapılmıştı ya? Lale Devri'nde yapılmıştı. Evet, ilk elçilik Paris'e yapılmıştı. Neyse, elçilikle alakası yok şimdi bu durumumuzun. Teklif yollayabiliyorsun ilk önce ama tehdit de edebiliyorsun da. Ya da vazgeçebiliyorsun. Teklifini yolluyorsun. Normal düzgün dostane bir şekilde. Beni padişaha mı yolladı? Bunları teklif ediyor. Kabul eder misiniz? Biri de kabul et. Yap. Et. Tehdit yani. Boğazından içeri var gördüğünüz gibi. Ne demek? Üzerine gelsin. Bazı ülkelerin cömert tekliflerinizi kabul etmesi için biraz fazladan ikna gerektirebilir. Bunu teklifinizin geri çevirmenin zararıyla ilgili olarak onlara gözdağı vermek için kullanın. Fakat bunun aranızdaki ilişkileri bozacağını da unutmayın diyor. Biz teklifi yollarım. Bakalım ticaret anlaşmasını kabul edecek mi? Kabul etti. Ticaret anlaşması diye kara çıktı. Onu sizi görmüyoruz belki. Böylece işimiz tamamlandı. Efendim bu başarının neticesini memnun kalacak umarım dedi. Ticaret anlaşması yapıldı. Bakın gördüğünüz gibi Osmanlı İmparatorluğu ile ticari ortaklar. Bakın bu pencerede, diplomasi penceresinde kendi müttefiklerimizi, ticaret ortaklarımızı ve düşmanlarımızı gördüğümüz gibi karşı tarafın da müttefiklerini, ticaret ortaklarını görüyoruz. Bu pencerede de görüyoruz. Şu pencerede de görüyoruz. Pencerede de görüyoruz. Böyle. Şimdi bu arada dakikamızı geçirmişiz. Kısa olarak bir de şunu anlatacağım. Şimdi demiştim önceki bölümlerde. Kırmızı olan bizi sevmeyen, yeşil olan bizi seven taraf. Onu zaten normal biliyorsun. Beyazlar da biziz. Diğer ülkelerin Osmanlı'ya karşı tavrı bu. Bir de şu oka bastığım zaman mesela bu ok fark etmez. Bastık. Benim başka ülkelere olan tavrım nasıl? Mesela Fransa'yla normal yani dostane değil de dostane ne biraz düşüyor yani. Yeşil ama çok da değil. Mesela bu kırmızı. Derecelendirme. Mesela bu koyu kırmızı. Bu biraz daha açık. Bu kıpkırmızı. Hani onun dostluğu ve düşmanlığı derecelendirme kısmına göre düşünebileceğinizi yani düşünürsünüz inşallah. Benim başka kim seviyorum? Fransa'yı seviyormuşum. Brandenburg. İsveç'i daha çok seviyorum. Bakın yeşiller daha belirgin. Ama en sevdiğim devlet de Kırım. Tabii Türk olduğu için. Kırım devlettir. Bu da benim diğer ülkelere karşı tavrım. Peki İran bizi seviyor muymuş? İran bize fazla dostane değilmiş. Öyle yazıyor. Evet. Bu da böyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Gerçekten emek veriyorum. Yani emeğim boşa çıkmasını gerçekten istemem. Ya benim derdim abonelik. Yorum şey değil. Abonelik, beğeni, paylaşım falan değil. Tek derdim yorum ya. Ya benim sadece yoruma ihtiyacım var. Öyle. Yani. Yani benim bu kanaldaki amacım para kazanmak değil. Abonelik değil.
beğeni ya da trende girme, zaten onlar hayal yani, giremezsin de. Hiç giremezsin de. Onlar değil, sadece yorum arkadaşlar. Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Umarım beğenmişsinizdir. Başka ilave edeceğim şey, veda edebilirim. Kanalım veda edebilir. E4 videosunda Timur serisini çektikten sonra veda edebilirim. Zaten onu çekeceğim. OBS'de biraz sıkıntı çekmiştim. Üniversite sınavlarım tamamladım. Veda edebilirim. Zaten onunla ilgili bir video çekeceğim arkadaşlar. O konuda sıkıntı yapmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Tabi bu şeyi bitireceğim. En ince ayrıntısına kadar rehber videosunu İmparator orada Osmanlı İmparatorluğu'yla çekeceğim. Yani onu merak etme, onu bitireceğim. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, güle güle.